Vak Vak TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bakın sizin için neler getirdim. Japon atıştırmalıkları. Şöyle gösteriyorum. Şu bir kutumuz. İçerisinde böyle değişik değişik jelibon tarzı yiyecekler var. Daha sonraki bir videoda ekran karşısına çıkıp bunları yiyeceğim sizlerin önünde. Tatlarına bakacağız. Burada yine aynı şekilde değişik atıştırmalıklar var. Şöyle gösteriyorum kutusunu. Bunu da aynı şekilde ikisini bir videoda açıp yemeyi düşünüyorum. Şimdilik bunları kenara koyuyorum. Ve diğer gelen üçüncü oyuncağımız yine Japon jelibonlarından. Yine böyle Japon atıştırmalı. Şöyle renklerle birlikte şekiller yapacağız. Daha önce bir kez yapmıştım. Şimdi açıyorum bunu kutusundan. Bakıyorum, evet. Şimdi bugünkü şekillerimize bakıyorum buradan. Resimlerin açıklaması var mı acaba? Bir tane balığımız var. Onun haricinde şu resimdeki şey var sanırım. Araba gibi bir şey arkadaşlar. Ben yine her zamanki gibi bu şekillerin ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Bence sizler daha iyi beceriyorsunuz bu işi. Ben hep söylüyorum ama yanlış çıkıyor. O yüzden bence bu sefer siz yorumlara yazın bu şekillerin neler olduğunu. Şimdi hemen şöyle kırıyorum. Birinci şeklimiz. Şöyle gösteriyorum. Bu balık sanırım. Bunu anladım. Çünkü burada benzeri var. Şöyle gösteriyorum size. Bu bir balık. Ama bunun ne olduğunu anlayamadım. Yani ikinci şeklimiz bu. Devam ediyorum. Üçüncü şeklimiz. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ne olduğunu. Böyle bir şey. Bunu da anlayamadım. Eve benziyor biraz. Dördüncü şeklimiz böyle küçük bir şey. Bir de şu var. Ben bunu arabaya benzettim ama bu araba da değil. Ne olduğunu inanın anlayamadım. Şöyle değişik bir şey. Şurada tekerleri olan bir şeyler var. Bunlar gibi mi acaba diye düşündüm ama değil sanırım. Bunu da koyuyorum. Sonra bir de çatalımız var çıkarmak için. Bu neymiş arkadaşlar? Bu da karıştırmak için çubuk sanırım. Şimdi bakıyorum hemen neler var diye. Evet. Güzel. Malzemelerimizi biliyorum ben zaten arkadaşlar. Şimdi şunları açıyorum. Renklerimi dökeceğim. Önce maviyi dökeceğim bir yere. Sonra üzerlerine su ekleyeceğim. Tamam, boşalmadı. Şöyle yapıyorum. Kırmızıyı. Şuraya döktüm. Ve sarıyı dökeceğim. Tozların renkleri çok tatlı. Bakın şöyle göstermek istiyorum yakından. Evet, bu da asıl tozumuz. Onu şuraya dökeceğiz komplesini. Evet, şimdi bütün tozları döktüm. Şöyle düzeltiyorum. Şimdi su dökeceğim hepsinin üzerine yavaş yavaş.
Evet, güzel. Şimdi her yere renk döktüm. Böyle bir sürü rengimiz varmış gibi oldu. Çok tatlı oldu bence. Şimdi ilk şeklimizi koyuyorum arkadaşlar şöyle. Ve boyamaya başlıyorum. Turuncuyla başlayacağım. Sonra altına mavi dökmek istiyorum. Onu orada birazcık bekletiyorum almadan. Diğer ikinci şeklimi koyuyorum. Şimdi bu kez mor olsun istiyorum. Kırmızı alalım. Ve yeşilden. Bu tamamen sizin hayal gücünüzle bağdaştırılabilir bir şey arkadaşlar. Herkes istediğini dökebilir. Nasıl mutlu olacaksanız, nasıl sevecekseniz o şekilde yapmalısınız. Bu renk olacak, şu renk olacak diye bir zorunluluk tabii ki de yok. Şimdi iki tane şekerimiz oldu. Birincisini alıyorum oradan. Şöyle şurada bekletiyorum. İyice kuruduktan sonra çıkaracağım. İkincisini de alıyorum. Jelibon oldu şimdi bunlar. Şeker. Onu da buraya koyuyorum. Şimdi diğer jelibonumuzu, diğer şekerimizi yapalım. Diğer şeklimizi koyalım. Evet, koydum. Şimdi buna mavi alalım. Mavi almayalım, sarı alalım. Şu elleri de sarı olsun. Her neyse bu. Üzerine turuncu alacağım. Ve en üstüne de yeşil. Yok, vazgeçtim. Mor alacağım. Hiç mor kullanmamışım. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi son iki tane daha şeklimiz var. Bunları tek renkler yapacağız. Birini mor yapalım. Birini yeşil yapalım. Ve birini de sarı yapmayalım, pembe yapalım. Pembe mi kırmızı mı o da pek belli değil arkadaşlar. Evet, o da çok güzel oldu. Ve şunu da ben pembe yapmak istiyorum, kırmızı. Evet, işte bu. Şimdi bir 5 dakika kurutmaya bırakıyorum arkadaşlar. Bunları buradan alacağım. Ondan sonra tek tek çıkaracağım kalıplarından. Şimdi ilkini hep birlikte çıkaralım arkadaşlar. Şöyle yavaşça bastırarak. Şuradan bastırmak hatta daha güzel. Evet. İşte bu. Şeklinin ne olduğunu anlamadığım için nereden tutacağımı da bilemiyorum şu anda. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bırakıyorum. Şimdi ikinci şeklimi çıkarmaya çalışacağım. Kuruduktan sonra çok kolay çıkıyor arkadaşlar. O yüzden kurutmanız önemli. Evet, süper çıktı gerçekten. Balığımızı görüyorsunuz. Bir saniye, çok pardon. Evet, balığı görebiliyor musunuz? Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle koyuyorum. Şimdi diğer şeklime bakıyorum. Yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bunların ne olduğunu ben anlayamadım. Gerçekten anlayamadım. Şurada bir şeklim daha var. Ve küçükleri çıkarmak biraz daha zor tabii.
Evet. Bu da bir ağız gibi böyle yarı açık. Şöyle görüyorsunuz. Ve en sonuncusu. Bunlar bunun ağzı gözü arkadaşlar. Bu bir karakter. Bu da onun diğer gözü. Kenarlarını alıyorum. Tam kurumadığı için etrafı beraber geldi. Evet, şimdi oldu. Şu da ağzı olabilir arkadaşlar. Bunu da çıkarıyorum. Küçük olanlar birazcık zor kuruyor. Yani şöyle düzgünce alıyorum etraflarını. Kurumadığı için bir türlü düzgün çıkmadı küçükler. Evet, gördüğünüz gibi ben ayırdım. Bu da muhtemelen bu karakterin ağzı arkadaşlar. Kuruduğunda oraya ekleyeceğim. Bu da balığımızın ağzı olabilir diye düşünüyorum. Diğeri. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Her ne kadar karakterlerin olduğunu çok fazla bilemesem de şekillerin. Bunları sizlerin söyleyeceğini düşünüyorum zaten. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.